Genç yaşımda yıktı beni kederler. Kendi kaderime sitemkar oldum. Genç yaşımda yıktı beni kederler. Kendi kaderime sitemkar oldum. Ağlayan sonunda güler dediler. Ömrümce gülmedim isyankar oldum. Ağlayan sonunda güler dediler. Ömrümce gülmedim isyankar oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Aşk diye taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Dağlara taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Anladım hayatım bütün rüya. Dostluklar yalanmış söylenen rüya. Anladım hayatım bütün rüya. Dostluklar yalanmış söylenen rüya. Kızdım getirene beni dünyaya. Anama Allah'ıma günahkar oldum. Kızdım getirene dünyaya, anama tanrıma günahkar oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Aşk diye taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Dağlara taşlara sordum aşkımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Döndü abi, döndü. Gözlerimle gördüm. Kendine gel Bilal, sakin ol. Kim döndü? Babamızın katili. Çıkmış hapisten. Demek geri geldi iç soyu. Arabayı sürdüm üstüne. Ezip geçecektim. Son anda hakim oldum kendime. Daha vakti değildi. Acele etmişsin. Ölümü o kadar kolay olmamalı. Onu doğduğuna pişman etmezsem bana da gavur Ali demesin. Vay, kim gelmiş? Ferdi oğlum! Geçmiş olsun! Gel, gel şöyle otur, gel! Biz seni haftaya bekliyorduk ya, bilseydik karşılamaya gelirdik. Baş ver, önemli olan senin bir an önce çıkmandı. Hamdi, Hamdi! Buyur Hasım baba! Görmüyor musun kim gelmiş? Vay, hoş gelmişsin abi! Geçmiş olsun! Ferdi abine bir çay yap bakalım! Tavşan kanı olsun ha! Baş üstüne ağam! Hamdi, bize de iki çay yap ama insan kanı olsun! Ne o, anlayamadın mı alık? Hem de üçer şekerli olsun!
ver şekerli. Geldiğinde bunu da hesabını ödeyeceksin. Girdin buradan, hadi! Şuraya bak bey! Daha yeni çıktı hapisten, hemen etrafı saldırmaya başladı. Gavur Ali mutlaka şekerden bahsetmiştir ona. Şeker mi? Gözü dünyayı görmez olur. Nedenmiş o? Orasını kimse bilmez. Öğrenmek de istemez. Bir insan gaddar oldu mu mutlaka bir sebebi vardır. Hadi al şunu! Oyalanma artık, doğru eve git! Çıkmana vakit var diye evini bile temizletmedik. İstersen birkaç gün bizde kal. Yapayalnız ne yapacaksın? Biz yalnızlığa alıştık Asım baba. Yıllar boyu tek dostum kuşlar ve çiçekler oldu. Mapushane kalabalıktır ama kulak asma sen. O kalabalığın içinde herkes yalnızdır Asım baba. Ne iş yapmayı düşünüyorsun şimdi? Evin önündeki tarlayı işleyeceğim. Çiçek yetiştirerek hayatımı kazanacağım. O bataklığı adam edebileceğini hiç sanmıyorum. Ama yine de bir dene. Bendeki paranı yarın bankadan çeker veririm sana. Sağ olasın Asım baba, şimdilik bana müsaade. Allah işini rast getirsin evlat. Sağ olasın. Kurutacağım bu bataklığı, gül bahçesi yapacağım. İşte yeni yuvamız güzellerim. Alışacaksınız, seveceksiniz burayı. Belki bir gün salıveririm sizleri. Konuşacak, dertleşecek bir dostum olduğu zaman bırakırım. O zaman çiçeklerimizin üzerinden özgürlüğe doğru uçar gidersiniz. Mersenize koşu bu!
Adam oğlum. Bataklıktaki o küçük evde oturuyor. Ağzı kanlar içindeydi. Kaldırdı attı kuşumu. Allah'ından bulsun. Hadi ağlama artık. Çok korktum anne. Beni de öldürecek zannettim. Merak etme oğlum. Ben yaşadıkça kimse sana dokunamaz. Kimse seni korkutamaz. O adamı bulacağım ve bunun hesabını soracağım. Korkma sen. Ne istedin parmak kadar çocuktan? Ben o çocuğun hem anası hem babasıyım. Neden öldürdün kuşunu? O kuş zaten ölecekti. Can çekişiyordu. Acı çekmesini istemedim. Acı çekmenin ne olduğunu nereden bilirsin sen? Bir daha çocuğumun yanında görmeyeceğim seni. Git başımdan bacı. Deniz kenarındaki küçük evde oturan o adam kim Remzi efendi? Ne işin var senin onunla? Ömer'imi korkutmuş da gittim haddini bildirdim. Bulaşma o adama, elleri kanlıdır. Katildir, ömrü hapislerde geçmiş. Kim olursa olsun, Ömer'ime kimse yan gözle bakamaz. Bu kadarcık pirzola az değil mi? Bize yetiyor, iki kişiyiz. Çok güzel bonfilen var, lokum gibi vereyim mi? İstemem, param yok Remzi efendi. Senden para isteyen kim canım? Bana karşı biraz anlayışlı davran yeter. Ha? Sen o anlayışı ailenden bekle Remzi efendi. Evde gül gibi karısı varken insan böyleleriyle oynaşır mı? Oynaştığım falan yok canım, malın gözü bu kadın. Çok güzel anne. Afiyet olsun yavrum. Hep pırzola yesek anne. Çok seviyorum. Peki güzelim, söz. Ne zaman istersen yiyeceksin. Al, bunu da sen ye. Hadi bakalım. Anne! Efendim canım. Gündüzün çalışsan daha iyi olmaz mı? Tabii daha iyi olur. Öyle bir iş bulmak istemez miyim sanıyorsun? Çoktandır koynunda uyumadım. Geceleyin uyanıp seni yanımda görmeyince korkuyorum. Alışamadım hala. Alışılmaz ki oğlum. Anası kuzusundan ayrı yaşamaya alışabilir mi? Bu işe bir çare buldum anne. İşe gidinceye kadar yanımda yatarsın. Bu kadar erken uyuyamazsın ki. Senin yanında yatarsam uyurum anne. Canım, canım oğlum. Thank you.
Zilli gene işe çıkıyor. Bu karı bayağı işliyor ya. Ha? Burada namuslu poz atıp dışarıda otluyor. Olur mu bu be? Size ne be elin garibinden? Bırakın, günahını almayın. Kolay mı bu zamanda ekmek parası kazanmak? Kadın haliyle bir başına çocuğuna bakmak, okutmak kolay mı? Hırzına namusuna düşkündür garip. Durduk yerde günahına girmeyin. Ne de olsa mahallemizdendir. Biz kem laf edersek el alem ne demez. Boş versene Asım baba. Senin zevkin körleşmişse bize ne? Lan bana bak Ali, ağzından çıkanı kulağın duysun, ayıptır be! Uyma sen ona Asım baba. Ulan ne karı be, tay gibi! Çoktandır güzel kadına hasretim. Çalıştığı yere bu gece gidip de tadına bakarız. İçelim. Ha. En çalışkan öğrencilerinden biri bu çocuk. Sessiz, efendi, fakat bir derdi var. Hiç konuşmaz. Güldüğünü çok az gördüm. Küçük yaşta yetim kaldı. Annesi her güçlüye göğüs gelerek onu okutmaya çalışıyor. Zavallı yavrucak. Yanlış anlama beni bacı. Ömer iyi bir çocuk. Kuşları da seviyor. Onun kuşunu kötülük olsun diye öldürdüğümü sanıyor. Yalan mı yani? Neden öldürdün çocuğun kuşunu? Söyledim ya, o kuş yaralıydı, zaten ölecekti. Fazla acı çekmesin diye öldürdüm. Üzülmesin diye ona kendi kuşumu getirdim. Ona bunu hediye edecektim. Senin hediyene oğlumun ihtiyacı yok. Bir daha yaklaşma onun yanına. Kuşlara hava mı aldırıyorsun? Yok be Asım baba. Ömer'e hediye olsun diye götürdüm. Ama anası kabul etmedi. Garip kadındır. Kim bu kadın Asım baba? Sen yokken geldi yerleşti kasabaya. Kocası ölmüş. Tek başına oğlunu okutmaya çalışıyor zavallı. Kasabalı ona iyi gözle bakmıyor ama namusuna düşkün bir kadınmış. Ekmek parası için bir pavyonda dans ediyormuş galiba. Thank you.
Bir müşteri seni istiyor. Bana bak, aklını başına topla. Bu defa da geçen seferki gibi yaparsan patron gözünün yaşına bakmaz. Sadece içki içerim, o kadar. Sen hele bir otur da. Buyurun, oturun şöyle. Hoş geldin sultanım. Ne içersin? Bira. Başsına. Fazla kestirme beni burada. Bir iki tek atıp çıkarız. Oteli de ayarladım. Benim görevim müşterileri oyalamak, onlarla çıkmak değil. Bırak bu ağızları şimdi. İçeceğin içkiden alacağım para nedir ki? Beraber çıkarsak, burada kesileceğim paranın hepsini sana veririm. Kaç paran var? İşte hepsi burada. Senin tahmin ettiğinden de çok. İstersen sana bir ev tutarım. Birlikte otururuz. Çocuğuna da bakarım. Evet. Ben dul bir kadınım Remzi Efendi. Şu gördüğün kepaze yerde de göbek atıp senin gibileri eğlendirmeye çalışıyorum. Bunun suçlusu kim dersin? Senin gibiler. Senin gibiler Remzi Efendi. Dürüstlüğün ve namusun ne demek olduğunu bilmeyenler. Şimdi al bu pis paralarını! Ve... defol kasap efendi! Hanım, çocukların üzerine yemin ederim ki doğru. Bir arkadaşım gözleriyle görmüş. Belliydi canım, rahat durur mu böylesi? Kötü bir evde çalışıyormuş. Benim korktuğum kocalarımıza, delikanlılarımıza bulaşmasın. Bulaşır elbet. Çocuğunu her gün pirzola alıyordu. Nereden bulacak parayı? Yakında... iti kopuğu üşüşür artık mahallemize. Kabahat evin sahibi Hacı Emin'de. 3-5 kuruş için böylesine ev verilir mi? Gidip konuşalım, bir çaresine baksın. En iyisi okul müdürüyle konuşmak. Sen müdürü tanırsın hanım. Doğru. Evet, sizi dinliyorum hanımefendiler. İşte müdür bey, sonunda kurunun yanında yaş da yanacak. Bizim çocuklarımıza kötü örnek olacak o kadın. Çocuklarımızın yüzü gözü açılacak. Hani şu Ömer'i okuldan atıverseniz de içimiz rahat etse. Siz kaçıncı sınıfa kadar okudunuz hanımefendi? Ben hiç okula gitmedim. Ya siz? İlkokula bir sene devam edebildim, ailemiz fakirdi. Peki siz? Ben de hiç okula gitmedim. Ama ne ilgisi var bunun? Eğer okula gitseydiniz, ilgisini anlardınız hanımlar. Eğitimin görevi, bilgili, toplumu, çevresini seven... iyi ve anlayışlı insanlar yetiştirmektir. İnsanları seviniz lütfen. Şimdi gelelim Ömer'e. O çocuk okulumun en çalışkan, en terbiyeli öğrencisidir. Annesini çağırıp tebrik etmeyi düşünüyorum. Ne? Kötü yerlerde çalışan bir kadını tebrik mi edeceksiniz? Bir anne, çocuğunu okutabilmek için kendini feda edebilmişse, o kadına hürmet edilir. Şimdi hanımlar, evlerinize giderken kendi kendinize şu cümleyi tekrarlayın. İnsanları seveceğim, insanları seveceğim. Adınız ne minik kuşlar? Mahpus. Güzel kuşlar değil mi Ömer? Öyle. Adları neden mahpus? Ömürleri kafeste geçiyor da ondan Ömer. Onları sahiden bana verecek miydin? Tabii. Ne zaman istersen alabilirsin. Senin kuşları sevdiğini biliyordum. Ama benim kuşumu öldürmüştün. Bak Ömer. Yaralı atları vurduklarını duydun mu sen? Duydum. Ne olacak? Yaralı atları fazla acı çekmesin diye öldürürler. Ben de onun için öldürdüm senin kuşunu. Benim kuşumun öleceğini nereden biliyordun ki? Kuşlardan iyi anlarım ben. Çiçeklerden de.
Hapishanedeyken hep onlarla uğraştım. Derslerini gördüm. Şimdi inanıyor musun bana? İnanıyorum abi. O zaman bana yardım edeceksin. Hadi iş başına! Şu feleğin akıl ermez işine. Duyar feryadımı, duymazdan gelir bir kötü kuluna, muhtaç eylerken yaralı gönlüme derman mı verir? Koşturdu peşinden bir ömür boyu, attı gurbet ele, büktü boynumu. Genç yaşımda kesti benim dertler yolumu, dertsiz yaşamaya ferman mı verir? Oh, dertsiz yaşamaya çare mi verir? Yapmaya çalışırım. Hadi sen şimdi eve koş. Anneni merakta bırakma. Kenardan git, delikanlı arkadaşım. Neredesin oğlum? Şimdi çıkıp seni arayacaktım. Yüzünü gözünü nerede boyadın? Çitleri boyarken oldu herhalde. Ne çitleri? Ferdi abinin bahçe çitleri. Kim bu Ferdi abi? Hani kuşumu öldüren adam vardı ya. Sana onun yanına yaklaşma demedim mi? Ama anne, şimdi arkadaş olduk. Kuşunu bana hediye etti. Çok iyi bir insanmış. Bak oğlum, öyle adamlarla arkadaşlık etmen doğru değil. Hapislere girip çıkmış serserinin biri o. Böyle konuşma anne. Hep iyi şeyler öğretti bana. Kötü bir insan değil o. Hapiste kuşları sevmesini öğrenmiş. Sonra çocuklardan kurtardı beni. Senden sadece derslerine çalışıp okumanı istiyorum. Okuyacağım anne. Bu sözün yeter bana. Senin bir sokak çocuğu olmanı istemiyorum. Hadi şimdi elini yüzünü yıka bakalım. Peki anneciğim. Müzik
Sen de mi? Sen de mi bana karşısın be? Onu öldürecektin ama! Sen başkasın sanıyordum! Benim dostumsun sanıyordum! Ben senin dostunum! Adam öldürmeni, hapse girmeni istemedim! Al bıçağı! Hadi git öldür onu! Sen hapse girersin, ben de yalnız kalırım. Bütün çocuklar yine döver beni. Mahpusları da geri veririm sana. Hapishanede dertleşirsiniz. Belki o söylerse inanırsın. Neye inan? Seni sevdiğime. Ben yalnız senin söylediğine inanırım. Beni sevdiğini biliyorum. Tenhada yakalamıştım, tam işini bitiriyordum ki... Sen hiç adam olmayacaksın oğlum! Kaç defa söyledim, kendi başına bu işe kalkışma dedim! O yılanla öyle kolay başa çıkılmaz! Hiç kimse yoktu etrafta, arkası bana dönüktü! Ama işte gene beceremedin, değil mi? Sana son defa söylüyorum! Zamanı gelmeden karışmayacaksın bu işe! Hadi! Ben onu bunu anlamam! Senin yüzünden mahalleli üstüme geldi! Evi boşalt, mahkemelerde beni uğraştırma! Ben yıllardır oğlum ve namusum için savaştım Hacı Emin! Kimseye de boyun eğmedim! Şimdi çık git buradan! Ve elinden ne geliyorsa ardına koyma! Sana aramızdan yürüme demedik mi? Orospu'nun çocuğu! Değil! Orospu be! Senin annen orospu! Durun şuna, durun! Yeter çocuklar, kaçalım erkekler ağlamaz. O senin bildin. Ama annesine orospu derlerse erkekler de ağlar abi. Artık okumayacağım. Benim okulla kaybedecek zamanım yok. Çalışacağım. Anama bakacağım. Onu geceleri çalıştırmayacağım. Kimse ona orospu demeyecek. Bu çözüm yolu değil Ömer! Sen bile ne yapacağımı söylemiyorsun bana! Çaresi ne bunun? Çaresi vardır Ömer'im! İçindeki isyanı bastıracaksın! Akıllı olmayı öğreneceksin!
ve kendini hazırlayacaksın Ömer'im. Okuyarak, çalışarak, bu kahpe düzene karşı kendini güçlü olmaya hazırlayacaksın. Hadi, şimdi sil gözyaşlarını ve birlikte güçlü olmanın yollarını arayalım. Hayırlı işler Ali Efendi. Sağ ol. Senden bir ricam var. Bundan sonra benden alışveriş yapma. Biliyorsun, mahalleli istemiyor. Alışverişi keserlerse mahvolurum. Bir de bülbül yanmasın. Of, of, of. Duymuyorsun gönlümdeki feryadı. Bir gün olur sen de böyle seversin. Bir gün olur sen de feryat edersin. Alışverişi kesmiş. Onların hepsi çok kötü insanlar. Ne olur bizimle uğraşanları teker teker yakala. Döv, parçala onları abi. Sen bu mahpusları seviyor musun Ömer? Tabii. Öyleyse neden salıvermiyorsun? Neden bırakmıyorsun uçup gitsinler? Ama onlar benim. İşte Ömer. İnsanlar çıkarları uğruna bak nasıl yanlış düşünüyorlar. Uçmak, özgür olmak mahpusların da hakkı. Ama sen onları sevdiğini söylüyorsun ve hapsediyorsun. Bu mahallenin insanları da seni ve anneni haksız yere suçluyorlarsa bu işten bir çıkarları var demektir. Belki de kara vicdanlarını sizleri suçlayarak rahatlatıyorlardır. Şimdi beni iyi dinle oğlum. Sen de aynı yanlışa düşme. Dövmekle, parçalamakla hiçbir şeyi halledemezsin. İçindeki hırsı bastır. Yap bunu. Şu tarlaya bak. Burası ilk geldiğimde bir bataklıktan farksızdı. Ama ben burayı çiçek bahçesi yaptım. Azimle, çalışmakla insanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Şimdiki aklım olsaydı ben de okurdum. Bir adam olurdum. Ömrüm hapislerde geçmezdi.
Anlıyorsun beni Ömer değil mi? Sana söz veriyorum abi. Okuyacağım ve yanlış yapmayacağım. Yemin ederim. Ben de sana söz veriyorum. Başımı derde sokup hapislere düşmeyeceğim. Yemin ederim. Kolay gelsin baba. Sağ ol evlat. Nem var senin baba? Şu bizim kopuklara canım sıkılıyor. Daha şimdiden oturdular meyhaneye. Senin küçüğün anasına takmışlar. İlle de kaldıracağız. Bu gece alem yapacağız diye. Benden. Seni yavrum! Bırak beni! Konuşma be! Parasıyla değil mi? Bu gece bizimlesin sultanım. Bizim evde bir alem yapacağız. Bırakın beni! Bırakın! Fazla uzattın! Hem burada çalışıp hem de namus numarası yapma! Hadi yürü! Bırakın beni! Yürü! Bırakın dedim. Sen ne karışıyorsun be? Sanıyorsun sen? Ben başa çıkardım onlarla. Ortalığı birbirine kattın. Beni kovduracak mısın? Artık burada çalışmayacaksın. Çalışmayacak mıyım? Sen kim oluyorsun Allah aşkına? Ömer'in arkadaşıyım ben. Sen karışma. Ömer benim oğlum. Anasının orospu olduğunu mu söylesinler ona? Ben orospu değilim. Bu orospu dünyada namuslu kalmaya çalışıyorum. Bunu ben de biliyorum. Ama gün gelecek gücünü yitireceksin. Asla! Bu yolun sonu belli. Bir gün sen de yenileceksin. O zaman Ömer ne yapacak dersin? Bir zamanlar ben ne yaptıysam onu yapacak. Bundan şüphen olmasın. Kaç yıl geçti hatırlamıyorum. Ben de Ömer kadardım o zamanlar. Çok fakirdik. Anam ben doğarken ölmüş. Babam yeniden evlenmişti. Analığımı anam bilip sevmiştim. Babam ırgattı. Sabahın kör karanlığında işe giderdi. Babam evden çıktıktan sonra, analığım her gün beni yanına katar, bilmediğim yerlere götürürdü. Sonra bilmediğim bir eve girerdi. Ben saatlerce kapının önünde oturup beklerdim. Analığım evden çıktığı zaman bana şeker alırdı. Bayılırdım şekerlere. Ama onları yerken bütün çocuklar alay ederdi benimle. Meğer analığım orospuluk yaparmış. Bu yoldan kazandığı paradan alırmış bana şekerleri. Bunu öğrendiğim an sanki dünyalar başıma yıkıldı. Bıçağı kaptığım gibi analığıma saldırdım. Dostu araya girince onu da öldürdüm. Ömer kadardım o zaman. Bir elimde bıçak, bir elimde hala şeker vardı. O günden beri şeker lafından nefret ederim. Öldürdüğüm adam, seni kaçırmak isteyen Bilal'le Gavur Ali'nin babalarıymış. Şimdi onlar da kan davası güdüp beni öldürmek istiyorlar. İşte benim hikayem.
Çocukken hiç arkadaşım olmadı. Bunun için Ömer'i çok seviyorum. O da benim gibi olsun istemiyorum. Islahanelerde ezilsin, hapishanelere düşsün, ezilip kahrolsun istemiyorum. Sağ olasın. İşte nafakanız. Karşılığında hiçbir şey istemiyorum. Yeter ki Ömer'in dünyası kararmasın. Ömer okuyup büyüyünceye kadar bu böyle devam edecek. Bu arada sen de kendine yeni bir iş ararsın. Namuslu geçinenlerin çalıştığı bir iş. Sana kızmıyor abi. Her şeyi anlattı. Bize yiyecek getirdiğini. Bize bakacak mısın abi? Keşke seni daha önce tanısaydım. O zaman ömrüm hapislerde geçmezdi. Niçin hapse girdin peki? Kötülük yapmazsın sen. Yaptırırlar Ömer. Zorla yaptırırlar. Sonra da adamı bir demir kafes içine kapatırlar. Mahpusları kafeste tutmakla iyi etmiyorum, değil mi abi? Kararı sen vereceksin Ömer. Onları bırakalım abi, özgür olsunlar. Sizleri hiç unutmayacağım. Başımıza taş yağacak. Kadında Allah korkusu yok. Şükür Allah'ım, bizim kocalarımızın o tarafta bezi yok. Bizim bey anlattı. Et alırken yaltaklanıp duruyormuş. Remzi efendi ne demiş? Hanım, hanım, benim güller gibi karım var. Sen başka kapıya git demiş. Bir güzel kovmuş hasbayı. Bizimki de alışverişi kesti. Kesti ya, sonradan üzüldük. Ne de olsa çocuk sahibi kadın. Siz de pek yufka yüreklisinizdir zaten. Böylelerine acınmaz Nigar Hanım. Böylelerinin şerrinden korkulur. Doğru söyledin kardeş. Merhaba. Selam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Vay be! Kim söylese inanmazdım. Katil Ferdi melek olmuş maşallah. Onun çalışmaktan başka bir şey düşündüğü yok. Eşek gibi çalışacak tabii. Orospulara para yedirmek kolay mı ha? Tövbe de destursuz. Hanginiz onun kadar beline sağlamsınız? Yakında görüşürüz seninle. Karıyı sermaye diye kullanmazsa yüzüme tükür. Yerin kulağı var Bilal. Ferdi bu lafları duymasın. Bizim lafımız açıktır. Bakıyorum hepiniz Ferdi'yi tutar olmuşsunuz. Bekleyin. Sırası gelince görüşeceğiz bakalım. Hmm.
Dur bakayım. Güzel oğlum benim. Aferin sana. Canım oğlum benim. Bir tanem, bir tanem canım. Senin kadar sevinecek biri daha var anne. Karnemi ona da göstermek istiyorum. Oh, durdun kabahat. Hadi koş, hadi canım. Aslanım! Koçum benim! Hep böyle olacak karnelerin, söz mü? Söz! Asım babaya da gösterelim, o da sevinsin bizim gibi! Aferin lan kerata! Karne dediğin işte böyle olmalı! Tabii! Tabii ya! Çocuğun karnesi güzel olunca, cici babası ona şeker almalı! Bana bak Ali! Bu lafı etme! Lafımız ortaya, sen niye işkillendin? Lafımız sana oğlum! Yalan mı çocuğun anasını kullandın? Ferdi abi! Yalan tabii, yalan söylüyorsunuz! Nesi yalan? Çocuğu tavlayıp anasına yanaşmadın mı? Abi! Herkes bilsin, herkes duysun işte! Bundan sonra ona her yerde köpek muamelesi yapacağım! Ta ki defolup gidene kadar! Sus Ali, ayıptır! Koskoca Ferdi, katil Ferdi korktu ha! Allah cezanız versin! Ne isterler bizden? Neden Ömer'imin içine zehir akıtmak isterler? Söyle neden? İnsanlar her yerde birdir. İyiler ve kötüler. Bizim gibilerin kaderi bu. Kötülükler peşimizi bırakmıyor. Kavga istiyorlardı. Küfür ettiler. Sen onlardan korkmadın değil mi abi? Bak arkadaşım. Biz seninle neye söz vermiştik? Ben başımı belaya sokup tekrar hapislere düşmeyecektim. Sen de okuyup adam olacaktın. Ömer'e borç verdim, say bunu. Düşünme. Büyüyünce öder bana. Öderim elbet. Kuruşuna kadar öderim. Gördün mü bak? Ne olur evet de. Hiç olmazsa oğlun kendini kurtarsın. Bir de senin için katil demişlerdi. Kötü demişlerdi. Neden?
Neden Allah'ım? Neden? Neden? Sen insanlaştıkça onlar hayvanlaşıyorlar oğlum. Eskiden olsaydı bambaşka şeyler yapardım Asım baba. Vurur, kırar, hatta öldürürdüm bile. Ama şimdi Ömer'i tanıdıktan sonra hayata başka türlü bakıyorum. Yıllarını hapishane köşelerinde kuşlarla, çiçeklerle geçiren ben... ...şimdi yepyeni heyecanlar yaşıyorum. İnsanları sevmenin ne olduğunu bu küçücük çocuk öğretti bana. İşte onun için ilişmedim Bilal'le Gavur Ali'ye. İşte onun için sattım tarlamı. Yavrucak okusun istiyorum. Benim gibi olmasın istiyorum. En doğrusunu yaptın oğlum, bak şu dümene. Bundan sonra birlikte çalışacağız. Ekmeğimizi denizden çıkaracağız. Yatılı okul nasıl bir yer anne? Öyle heyecanlıyım ki. Bütün bunları Ferdi abine borçluyuz oğlum, bunu hiç unutma. Büyüyünce hepsini ödeyeceğim anne. Biliyorum oğlum. Benim oğlum beni mahcup etmez. Yolcular lütfen yerlerine, arabamız kalkmak üzere. Buyurun efendim. Otobüs kalkıyor, hadi gel gidelim. Hadi oğlum. Merhaba. Erken geldim, uyandırmayayım dedim. Çoktan kalkmıştım. Hiç duymadım gelişin, hayrola? Sana bir iki şey diktim, perde filan. Sen işteyken evi toplayayım dedim. Sağ olasın. Boşuna masraf yapmışsın. Senin parandan harcadım. Epey de arttı. Hemen işe girişirsem sen dönmeden bitiririm. Şehre gidiyorum, Ömer'e söyleyeceğim bir şey var mı? Anan seni çok özledi dersin. Peki, şimdilik hoşça kal. Hiç beklemiyordum geleceğini. Şehirde bir işim vardı. Sana da uğrayayım dedim. İyi ki geldin. Annem nasıl? Çok özlemiş seni. Ben de özledim. Cumartesi iple çekiyorum. Söz verdi, sinemaya gideceğiz. Sen de gelir misin bizimle? Gelemem Ömer. İsterim ama gelemem. Neden? Üçümüzü beraber görürlerse iyi olmaz. Ne olurmuş görürlerse? Bir çocuk annesiyle babasıyla sinemaya gidemez mi? Babasıyla mı? Evet! Sana anlatmadım. Geçen gün arkadaşlar seni sordular. Ben de babam dedim. İnandılar. Ne dediler biliyor musun? Ne dediler? Öf be! Aslan gibi baban varmış dediler. Ben bebekken babam ölmüş. Yaşasaydı o da senin gibi yapacaktı. Okutacaktı beni. Bana oğlum diyecekti. Sana baba dediysem yalan mı? Ama istemezsen bir daha demem. Ha 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 ha.
Göreceksin beni. Ben ne haldeyim? Eline sağlık. Biraz toparladım, o kadar. Ömer'i gördüm bugün. Dersleri çok iyiymiş. O da seni özlemiş. Sağ ol. Ömer bana dedi ki... Ne dedi? Ne dedi? Cumartesi hep birlikte sinemaya gideceğiz dedi. Ben karşı çıktım tabii. Bizi birlikte görürler diye. Sonra ben karşı çıkınca... Ömer de bana dedi ki... Bir çocuğun anne babasıyla birlikte sinemaya gitmesinde... ne kötülük var dedi. Bu çocuk bana çok şey öğretti Selma. Yaşamanın değerini... insanları sevmesini... Bütün bunları o küçücük yaşıyla bana öğretti. Onu ve seni tanımadan önce ben bir hiçtim. Ama şimdi... bambaşka duygular içindeyim. Bugün Ömer bana baba dedi. Bunun benim için ne demek olduğunu bir bilsen. Onun yanından ayrıldıktan sonra... sana şu hediyeyi aldım. Aç istersen. Anahtarını sana verdi, kendi kullansın dedi. Ha, bana bakın, akşama yemeğe geç kalmayasın, değil mi? Teknede güzel bir masa hazırlatacağım, tamam mı? Ömer'i alır almaz sen de izasın baba. Hadi, güle güle, güle. Ömer seni gelinlikle görünce ne yapacak kim bilir? Sevinçten çıldıracak herhalde. Galiba seni benden daha çok seviyor. Seneye hep beraber oluruz. Taşınırız Ömer'in yanına. Sen olmasaydın biz ne yapardık bilmem ki. Ferdi! Gel bakalım
yavrum! Bırak! Bırak beni! Bırak beni! Bırakın beni! Gözlerini iyi aç ve seyret şeker çocuk! Sen böyle şeylere alışkınsındır! Hayır! Bırakın! Çekil, çekil! Bırakın beni! Şeker çocuğum, şeker! Zevkimizi aldık aslanım! Posası sana kaldı! Sen zaten ezelden beri çürük yumurta yemeye alışmışsındır! Böyle şeyler dokunmaz sana! Öldürün beni! Sağ bırakmayın! Öldürmezsiniz bunun hesabını hepinizden soracağım! Ya yaşayacaksın! Sağ kalmalısın ki ömrün boyunca bu acıyı unutmayasın! Üç büyük şişe rakı aldım kaptan. Başka bir şey ister misin? İyi, iyi, koy oraya. Allah Allah! Nerede kaldılar bunlar? Merak etmeye başladım. Bir kaza gelmesin başlarına baba! Ağzını hayra aç kerata! Hadi çöz! Çöz beni! Selma çöz! 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 Çöz beni! Hadi çöz! Yalvarırım çöz! Gitme! Selma! Selma, gitme! Gitme diyorum sana! Hayır, gitme, yalvarırım, gitme, ne olur gitme! Yapma Selma, yapma! Ya, hayır! Alın yerinden, gönül sevgiliden, gönül sevgiliden çekecek gibi.
Dur! Yapma! 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 Ne olur yapma! Yalvarırım! Yalvarırım yapma! Acı bana! Acı! Ben sana verdiğim sözü tutamadım. Tutturmadılar. Ya annem! Anneme ne diyeceğiz? Annen duymayacak ya. Duyamayacak. Sevmişti seni. İnanmıştı. Ben de çok sevdim. Ama bırakmadılar. Sen benim gibi olmayacaksın. Okuyacaksın. Annene layık bir evlat olacaksın. Hadi. Söz ver bana.
Nasıl olur?